Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar dünyada 213. sıradayız ve her yeni videoda daha da sıramızı arttırıyoruz. Bugün arkadaşlar mezarlıkla kasmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bebek ejder, yavru ejder artık desteğe geri döndü. Hazırsanız başlayalım videoya. Evet arkadaşlar, karşımızda Nata var ilk maçımızda. Bu adamın çok klasik orijinal bir hamlesi var arkadaşlar. Bu adam dışında bu hamleyi yapan yok. Çünkü böyle destek kullanan yok. Bu adam arkadaşlar birinci madenci destesi kullanıyor. Ve yaptığı özel formül sayesinde kasırga olan destelerin hepsini yenebiliyor neredeyse. Şöyle bir şey yapıyor. Binici atıp madenci sıkıştırıyor arkadaşlar. Ve ben bunu yemeyeceğim. Çünkü ben bu adamla yıllardır maç yapıyorum. İzleyin şunu, bakın yapacak. Hep aynı şeyi yapıyor çünkü. Bak, madenci atacak. Kasırga çekeceğim yere. Gördünüz mü? Ben yemedim. Eğer yeseydim şu an maçı kaybetmiştik. Sol taraftan özelliği basalım. Fena bir başlangıç değil arkadaşlar. Mezarlığa karşı barbarlar kartını kullanacak genelde. Barbar valilini sallamıyorum şimdilik. 2x'e kadar beklemek benim işime gelir arkadaşlar. Şu anlık sadece beklemeyi tercih ediyorum. Bu arada arkadaşlar, bu öğrendiğiniz taktiği siz de uygulayabilirsiniz kupada. Tabii ki de benim kupamdaki insanlar da bunu yiyor arkadaşlar. O dediğim madenci hamlesini. Dolayısıyla siz hayli hayli rakiplerinize yedirirsiniz bu hamleyi. Onu söyleyeyim yani. Arkadan buz büyücüsüyle çıkalım. Bilerek mezar taşını kurmuyorum çünkü birinciye mezar taşını atmak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sol tarafta mezarlık atarsak sol tarafa barbar atacak. Bu sefer sağ tarafa cevapsız kalacak. Hemen buz büyücüsünün canından suyundan faydalanalım. Sağ taraftan özelliği bastım bir de. Şu an iksiri 1 arkadaşlar. Aynı anda 9 iksir kullandı. Sağ tarafta iskeletler vuruyor. Evet, son iksiriyle orada tomluk atmayı başardı. Hemen yavru ejder atalım. Orayı temizlemeye başlasın erkenden. Zaten anka kuşu falan olmadığı için yavru ejder doğrudan kesebileceği bir şey yok arkadaşlar. 2 tane büyücüsü var. Hemen arkadan çıkmaya devam edelim. Mezar taşını doğru bir şekilde attım, birinci ulaşacağı şekilde. Madenci gelecek. Evet, taktiği yemediğimi gördü ve artık zorlamıyor arkadaşlar. Aynı madenci hamlesini yapmaya çalışmıyor. Gene aynı mantık, soldan giriyorum. Barbarlarını kullanınca sağ tarafa cevapsız kalıyor. Buzcu çekelim sağ tarafa, çok güzel hamle. Yavru ejder kuleye bir tane vurdu, olsun. Güzel. Sol tarafa zihir atmıyorum arkadaşlar çünkü iksir gerekecek elime. Birazdan atak yapacak gibi geliyor bana. Buz büyücüyü öldürelim, valiyle mezar taşımızı atalım. Madenci gelecek. Ana kulemizi çekebiliriz. Sonunda ana kulemi açtım, er ya da geç. Soldan yavru ejder artı mezarlık ile girmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü baskıyı bırakmayalım. Sağda iskelet kalımızda özelliği var tekrardan. Gene zehir için mükemmel pozisyon ama zehir atamıyorum. Çünkü defansı iksirim az olur. Buz büyücüyü ortaya doğru attım. Gene barbar valiyi öldürdük, buz büyücüsünü. Mezar taşıyla çekelim. Gene aynı hata yapıyor. Güzel kasırga. Barbarlar biraz sıkıntı, onlar vuracaklar. Güzel, iskelet kral sol tarafa döndü. Böylece onu atakta kullanabiliriz. Zehrimin dolmasını bekliyorum. İzin vermedi. Evet, güzel gördü orada mezarlık atacağımı. Her şeye rağmen mezarlığı sallıyorum. Ziyerimiz var zaten. Son 40 saniye. Madenciyi boş verin. Ana kulemiz açık. Mezarlık artı zehir. Kasırgayla hızlandıracağım bu süreci. Birinci atabilirdi. Kasırgayı şuraya doğru attım. Öne doğru. Çok iyi. Bunlar hep küçük detaylar. Mezar taşı atalım.
Zehir hadi 10 saniye. Yeni madenci binici gelecek. Kasırga atıyorum. Hem kuleye vursun. Vurma. Evet arkadaşlar, acayip heyecanlı bir maçtı. Barbarı geçmek için o kadar zorladım ki kendime. Harika bir galibiyet. Kasmaya devam ediyoruz sıralamada. Evet, karşımızda Rambo var. Rambo yereldeki iyi bir oyuncu arkadaşlar. Sezon başında ortasında falan karşıma geliyor kupada. Ona buradan selam gönderiyorum. Mezar taşımıza başlayalım. Niye bir kart atmıyor? Hayır, maçı salmıyoruz. Zaten iki taraf iyi oyuncu demeden maç salınmaz ki. Yani yanlış hatırlamıyorsam ben iyi oyuncu demedim adama. Neyse arkadaşlar, birinci cellat kullanıyor Rambo. Kasırgam hazır cellatı bir anla çekmek için. Özelliğimizi basalım bir de. Evet, burada 1000 hasar falan önde başladık ama niyeyse hak yemiş gibi hissediyorum kendimi. Oysa ki küreselin bir kuralıdır arkadaşlar. İyi oyuncu demeden iki taraf maç salınmıyor. İki tarafın ortak kararı gerekiyor bunun için. Olsun, hem mezar taşı dikmiştim, yani mezar taşı dikmek demek oynuyoruz demek aslında. Evet, suçlu hissediyorum kendimi. Rakip cellat kullandı. Buz büyücüsünü sağ taraftan bırakalım. Bu arada ben buzcu diyorum buz büyücüsüne çünkü çok uzun bir isim. Buz büyücüsü. Bazen hızlı söyleyemiyorum falan. Varile dikkatini dağıtalım cellatın. Cellatı çıktığı için yavru ejder bıraktım. Mecbur minyon sürüsüyle savunacaktır yavru ejderi diye düşünüyorum şimdilik. Mezarlığımızı atalım yavru ejder varken. 9 iksir birden attı. 1. artı minyon sürüsü. Ana kulemi açmayacağım. İksir gerekebilir. İskelet kralı atalım. Son iksirle kasırga attı. 9 iksir attıktan sonra kasırga attıysa iksiri yoktur. Mantıken hani. Çete meta atarsa, döndüyse eğer, çekerim kasırgayla. Evet, dondurma da vardı desisinde. Desisini hatırlıyorum ben arkadaşlar. Elit barbar dondurma oynuyor. Arkadan çıkalım. Sonuç olarak yine büyük büyüsü olmadığı için müdahale hakkı da yok. Elit barbarı bıraktım. Hiç vurmadı, güzel. Mezarlık artı varil ile giriş yapalım. Zehirim zaten var çete için. Güzel. Kasırga atmaya gerek var mı? Yok. Hiç 3 iksir kullanmayacağım. Ve sağ kuleyi aldık arkadaşlar. İkinci maçımızı da kazandık. Biraz başta böyle bir tartışmalar yaşandı ama olsun. Bravo diyor. Biz de ona bravo diyelim. Ve videodaki 3. maçımıza geçelim. Evet, karşımızda GeForce diye birisi geldi. Yavaş yavaş kupamız yükseliyor fark ettiyseniz. 2700'lere falan dayandık. Ve böyle her gün devam ettikçe bence en tepelere kadar çıkabiliriz. Anır kulemi açarak maça başlamak istiyorum. Kasırgamı atarken arkadaşlar arkadaki kartlara odaklanmaya çalışıyorum. Duvar yıkıcıyı çekerken de. Evet, kasırgamızı kullandığımız için birinciden baya bir hasar yiyeceğiz gibi duruyor. Ne yazık ki 1000 hasardan fazla geride başladık. Bunu kapatmak isterdim ama güçlü madenciyle kesti. Mezarlığı atacağım arkadaşlar. Her türlü bu farkı kapatmamız gerekiyor. Güzel, fişekçi öldü ama mezarlığımız bir tane vurdu sadece. Yani öyle beni mutlu eden bir mezarlık değildi. Buz büyücüsünü atalım, goblinleri falan temizlesin. Bundan sonra hasar yeme lüksümüz yok arkadaşlar. Çünkü başta çok yedik. Güzel, goblinler az kalsın. Orada vuracaktı bir tane. Muhtemelen depremi var bu arada. Deprem olduğu için de anti deprem mezar taşı pozisyonu artık bu maç için kilit hamle. Bunu bilmeyen birisi bu eşleşmeyi bence yenemez kolay kolay. Ama siz tabi bu videoları izlediğiniz için biliyorsunuz her türlü hamleyi. Ana kulemizi çekelim. Hasar yemeden çekmeyi başardım. Fişekçi atması bayağı tehlikeli olur. Oy, hızlı refleks verdim. Güzel. Güçlü madenci atacak. Bu bariz bir şey ama yapacak bir şeyim yok. Gerçekten kötü bir başlangıç ve eşleşme bizim için kötü değil, onu söyleyeyim. Bomba bırakma ne olur. Of, ucu ucuna. Barbar bir tane vuracak mı, izin vermedi. Yine buzcumuzu atalım.
DS'sini döndürmeye devam ediyor. Şu an mezarlık atabilirim çünkü goblinlerini kullandı. Goblinler yoksa sıkıntı da yok. Güçlü madenci yok diye iskelet kralda bastım. Evet, güçlü madenci tabii ki de döndürmeyi başardı. Fişekçi çok geç oldu orada. Varille temizlemeye çalışacağım. Anti deprem mezar taşı. Ortaya doğru çekelim biniciyi. Anokule çekmiyorum. Gerek yok çünkü. Garip bir paketti, erken bir paketti. Buz büyücüsüyle hemen önde halledelim. Maalesef ne mezar taşım var ne kasırgam. Çok hasar yedik. Hadi be. Güçlü madenci atacak. Güçlü madenci için barbar valise alıyorum. İskelet kral yaşasın. Fişekçi için kasırgam hazır bu arada. Güzel, hemen hallettik onu. Güçlü madencinin yok elinde. Özelliği bastım artı mezarlık. Barbar ne alaka? İki yavru ejder. Yavru ejderi kesecek kartı yok çünkü. İki yavru ejderde kuyada mezarlıkta vuruyor. İşte bu comeback. İşte comeback diye buna dedim. Fişekçi için barbar vali attım. Ama fişekçi kullanmadı. Binici vurabilir. Kasırgaya gerek duymadım ama duymalıymışız belki de. Neyse, iksir kârı yapmış olduk. Hemen fişekçiyi aradan çıkartalım. Geliyor mezarlık. Mezarlık geliyor. Barbar atacak yetişirse iksiri. Yetişmez gibi duruyor şu anlık. Hemen buz büyücüsü, anti deprem, mezar taşım hazır. Binici atmasını bekliyordum. Yavru ejderi bırakalım madem. Bidin altına indiriyoruz. Bir de mezarlık geldi. Barbar atacak muhtemelen. Özellik toplayalım. Barbar atmadı, mezarlık işi bitiriyor ama. Mezarlık acımaz. Evet bakalım, bugünkü amacım arkadaşlar dünyada ilk 150'ydi. İlk 150'ye girdiysek ben bırakacağım bugünlük. Sonra devam edeceğiz zaten biliyorsunuz. Bu arada mezarlık kupa videolarını seviyorsanız videoya beğeni bırakabilirsiniz. Evet, ilk 150'yiz arkadaşlar. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.